Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para alım satım platformu BTC Türk'ten merhaba. Bugün BTC Türk CEO'su Özgür Günler ile birlikte kripto para yatırımlarını konuşmak istiyoruz. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. BTC Türk Pro işlemi açıldı. Kullanıcılar evet. yeni araçlarla daha profesyonel alım-satım yapabiliyor hı hı. ve BTC Türk Pro'da BTC Türk'de olmayan yeni pariteler, işlem çiftleri eklendi artık. Hı hı. Kullanıcılar Türk Lirası'nın haricinde Bitcoin ve Tether'le de alım-satım yapabiliyor. Doğru. Bu durum alım-satım işlemlerine nasıl etkiledi? Yani... E, kullanıcılar artık diğer paritelerde işlem yapıyor mu? E, daha çok hangi paritelerde işlem yapıyor? E, Türk kripto para yatırımcısı bu sektörde işlem yapanlar e, hangi kripto paralarla ilgileniyor daha çok? çok zor soruyu aynı anda sordun. Evet. Tek tek başlayayım. Bir kere öncelikle Pro ile ilgili bir strateji değişikliğimiz var. Daha evet. doğrusu bizim kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerde bir farklaşmaya gidiyoruz. Pro bunun en birinci adımı. Hı hı. Ve bugüne kadar hatırlayacak olursanız aslında kripto paralarla ilgili biz BTC Türk olarak sadece belirgin sayıdaki kripto parayı evet. eklemeyi, piyasa değeri olarak ilk onda olan hem işlem hacmi yüksek hem piyasa değeri yüksek kripto paraları eklemeyi <laughs> bugüne kadar hep planlıyorduk. Bundan sonra da aslında bu stratejimiz devam ediyor. Ancak burada şöyle bir ayrım var. Şimdi kripto dünyasına yeni giren ve kripto paralarla yeni tanışan kullanıcıların aslında Bitcoin ile bu işe başlaması ve hatta bana kalırsa bundan sonra da Bitcoin devam etmesi daha doğru bir yol ve seçenek. Ama bir yandan da özellikle profesyonel anlamda hizmet alarak trade etmek isteyen, çok daha sık frekanslı işlemler gerçekleştirmek isteyen kullanıcılarımızın da farklı ihtiyaçları olduğunun da bilincindeyiz. Dolayısıyla Pro'yu ilk geliştirmelerimiz aslında buydu profesyonel trade etmek isteyen kullanıcılarımız için çok daha sofistike, farklı özellikleri bulunan, çok daha güçlü ve farklı bir altyapıyla bu hizmetleri sunmak. Bu ilk adım bunu gerçekleştirdik. İkinci adımda sadece Türk Lirası ile değil, aynı zamanda Bitcoin ve Tether ile ve belki gelecekte başka stable stablecoin'lerle de insanların kripto para alım satımını sağlamak ve bir sonraki aşamada bunu gelecek dönemde göreceğiz. Farklı kripto paraların da eklendiği bir platforma ...BTC TÜRK PRO dönüşecek. Güzel haber. Bu haberin tabii dediğim gibi ana, ana vurucu noktası şu... ...şimdi biz kripto dünyasına ilk defa gelen kullanıcılara... ...Bitcoin dışında işte bu kadar çeşitli kripto para var... ...bunları gidin bakın analiz edin. bunlar tabii söylemek kolay ama gerçekçi noktalar değil. O yüzden bizim ana stratejimiz... ...ismimizde de geçtiği gibi ve... ...BTC TÜRK olarak Bitcoin'e de inandığımız için... ...Bitcoin'in ana kripto para olduğunu... Ama diğer projelere de para yatırmak isteyenlerin öncelikle Bitcoin ile tanışıp daha sonra bilgi ve beceri sahibi oldukça diğerlerini gözden geçirmesi gerektiğine inandığımız için ilk günden ana platformumuza böyle bir evet. e, muhafazakar yaklaşımda bulunduk. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde farklı kripto paraların pro tarafında e, ekleneceğini Bugünden söyleyebiliriz. O yüzden kullanıcı tercihleri hemen bir anda Bitcoin veya Tether ile ilgili pariteleri de alıp satma anlamında çok yüksek hacimler görmemekle beraber bu konuya ilgi gösteren kullanıcılarımız var, belirgin ölçüde alıp satan kullanıcılarımız var. Ama daha da önemlisi kullanıcılarımızın seçenekleri çok daha artmış durumda. Zaten bu taraftaki ana stratejimiz de buydu. Peki en çok hangi kripto para yine Bitcoin mi? Diyorsunuz? Bitcoin tabi hem Genel olarak kripto paraların aslında bence Bitcoin başka bir yerde duruyor hı hı. ve ana özelliği de işte kimileri hızdan bahsediyor, kimileri farklı özelliklerden bahsediyor ama Bitcoin'i Bitcoin yapan şey ve bugün dünya üzerinde bu kadar yayılmasını ve gelecekte daha çok yayılmasını sağlayacak şey merkeziyetçi olmaması, bağımsız olması, arkasında hiçbir kurum veya kuruluşun bulunmaması, sayısının sınırlı olması gibi özelliklerden geliyor. Dolayısıyla bitcoin ana gemi olmaya devam edecek. Hatta belki daha da güçlenerek devam edecek. Çünkü kripto para işi bir adaptasyon işi. Yani bu iş Sıfırla bir arasında bir noktada durulmayacak. Ya bir olacak, çok büyük olacak, çok yayılacak veya sıfır olacak. Ben öyle bir bakış açısını açıkçası taşıyorum. O anlamda Bitcoin bizim ana kripto para hem hacim olarak hem sunduğumuz hizmetler olarak olmaya devam edecek ki e, biz bunu hatırlayacak olursanız 2018 yılından beri bu stratejiyi uyguluyoruz ve bir ara altcoinlerin çok güçlendiği Bitcoin'in dominansının düştüğü bir dönemden geçtik. Ama piyasada bizimle aynı görüşte olacak ki bugün geldiğimiz nokta itibariyle Bitcoin'in dominansı neredeyse %70'lere çıkmış evet. durumda. Ve hatta bence önümüzdeki dönemde özellikle kurumsal paranın, global ölçekteki kurumsal paranın girmesi, Bitcoin'in oluşan dünyadaki ticaret savaşları olsun, merkez Bankası bankaları arasındaki kur üzerindeki rakabet olsun veya politik ve jeopolitik etkiler olsun çok farklı bir yerde durduğunu piyasa daha iyi anladıkça Bitcoin'in dominansı da daha da artacak. Dolayısıyla biz de Bitcoin'i en önde tutmaya devam edeceğiz. Hı hı. Bitcoin'in kripto para piyasasında işlem hacmine işlem hacimleri arasında ağırlığı hani %70 seviyelerine ulaştığı için kullanıcıların biraz daha ilgisini çekiyor ama diğer kripto paraların da hani alım satımı devam ediyor. Tabii, Kullanıcılar tabii. diğer kripto paralara da ilgi göstermeye devam ediyor. Evet. Aynı zamanda bu insanların kripto parayı bir yatırım aracı olarak görmesini de bir yandan sağlığı diye düşünüyorum ben hı hı. E, kripto parayı yatırım aracı kullanan yatırım aracı olarak kullananlar için e, 2019'un kalan son dönemini nasıl görüyorsunuz yani son çeyrekte kripto paralarla ilgili e, bir gelişme bekliyor musunuz yatırım hı hı. aracı olarak değerlendirilmesi açısından Önemli gördüğünüz noktalar var mı? Hani Yatırım tavsiyesi vermeden aslında nasıl bir yatırım tavsiyesi verebilirsiniz kullanıcılara? Ee, bir kere e, bence insanların kripto para tarafına yatırım yaparken ya da paralarının en azından bir kısmını oraya yatırırken kafalarında olması gereken ana e, hedef strateji. Hı hı. Yani e, şimdi yatır, yatırım başka bir şey, spekülasyon başka bir şey. Ha. Spekülasyon kötü bir şey değil. Manipülasyon kötü bir şey. Yani fiyatların suni olarak hareket ettirilmesi. Hı. Bu dünyada birçok piyasada. Ne piyasası olursa olsun zaten suç. Ya. Ama spekülasyon dediğimiz şey aslında kısa vadeli kar amacı elde etmek amacıyla işlem yapmak hı hı. bu e, suç değil bu gayet rahatlıkla yapılabilen bir şey evet. e, özellikle iyi de yapıyorsanız karlı da olabilir. E, ama bu noktada işte spekülasyonla yatırımı birbirinden ayırmak lazım. Benim Bitcoin ile ilgili yaklaşımım kripto diğer kripto paralar için. Eğer siz o kripto paranın ne işe yaradığını anlıyorsanız e, nasıl bir teknolojisi olduğunu anlıyorsanız ve hangi sorunu çözeceğini e, anlıyor ve Bununla ilgili bir olumlu bakış açınız var ve belirgin bir vadede de buna pozisyon almayı hedefliyorsanız, buna diyecek bir şey sözüm yok. Ama şunu söylemek istiyorum kullanıcılara. Altcoinleri bir sonraki Bitcoin'i bulma çekilişine katılmak bileti olarak görüyorsanız, bu bir yatırım değil, bu bir spekülasyon değil, bunun sonu hüsran. Yani bu çok net. Dolayısıyla bir kere neden yatırım yaptığınızı veya neden spekülasyon yaptığınızı, hangi amaçla yaptığınızı ortaya koymanız lazım. Benim verebileceğim en önemli sanırım yatırım tavsiyesi bu. Biraz daha detaya girecek olursak yine aynı şeyi söylüyorum. Bitcoin varlığıyla, ağırlığıyla ve yayılma hızıyla önümüzdeki dönemde çok daha fazla ön planda olacak, çok daha fazla konuşulacak, çok daha fazla para girecek bu diğer coinlere de belirgin ölçüde yansıyacaktır mutlaka. Ama eğer siz bir sonraki bitcoin'i Keşfetme hayaliyle yani 10 sente alacağım 10 bin dolar olacak öyle bir potansiyel görüyorsanız Bence bu boş bir hayal. O yüzden özellikle kısa vadede bunun peşinden koşmayın. Ama bir kripto para Şöyle bir sorunu çözecek atıyorum bankacılıkta sigortacılıkta hatta Onu bırakın otomotiv yedek parça işinde global olarak x milyar dolarlık bir pazar bu. Burada şu sorunun cevabı olacak diyebiliyorsanız ve teknolojisini anlayabiliyorsanız o zaman yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Hı hı. Ama bir sonraki bitcoin'i bulma hayali bence altını ee, açıkçası çeşitli madenleri e, böyle dokunarak altına değiştirmeye çalışmak gibi peşinden bence boş yere koşulan bir hayal diye düşünüyorum. Kripto simyacısı olmaya gerek yok gerek diyorsunuz yok, açıkçası. evet. Aynen. Ee, teşekkür ederiz. BTC Türk CEO'su Özgür Güner ile birlikte kripto paralara yatırımları konuştuk. Bu konu hakkında sorularınız ve görüşleriniz varsa videonun altındaki yorumlar bölümünden bize paylaşabilirsiniz. BTC Türk ile ilgili herhangi bir konuda desteğe, yardıma ihtiyacınız varsa bize sosyal medya kanallarımızdan ve destek hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.